avukat Gönül Kapağan Koca Bey, 22 yıllık serbest avukat, 14 yıllık da sigorta tahkim komisyonu hayat dışı hakemiyim. Sizlere sigorta tahkim komisyonu nedir, nasıl çalışır, uygulaması nasıldır gibi konularda kısaca bilgilendirme yapacağım. Sigorta tahkim komisyonu nedir? Sigorta tahkim komisyonu 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesiyle sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla sigorta ve reasürans şirketleri birliği nezdinde kurulmuştur. Sigorta tahkim komisyonu çalışmalarını nasıl yürütür? Sigorta tahkim komisyonu çalışmalarını komisyon üyelerinden oluşan komisyon başkanlığı ile başkanlığa bağlı görev yapan komisyon müdürü, komisyon müdürü yardımcısı, sigorta raportörleri ve diğer yardımcı personel eliyle yürütür. Komisyona yapılan başvurular öncelikle raportörler tarafından incelenir ve bu aşamada çözümlendirilemeyen başvurular komisyon tarafından bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Sigorta tahkim komisyonuna kimler başvuruda bulunabilir? Sigorta ettiren veya sigorta menfaat sağlayan kişiler, üye sigorta kuruluşlarıyla yaşadıkları sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için komisyona başvurabilirler. Bu kapsamda sigorta sözleşmesinden doğan bir uyuşmazlığa istinaden üye sigorta kuruluşuna başvurmuş ancak talebi karşılanmamış olan veya kısmen karşılanmış olan sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile menfaatler olarak belirlenmiş gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların adına vekil olan avukatlarının komisyona başvurmaları mümkündür. Ancak başvurunun komisyon tarafından ele alınabilmesi için uyuşmazlığın mahkemeye, tüketici sorunları hakem heyetine veya hukuk muhakemeleri kanunu çerçevesinde tahkime intikal etmiş olmaması gerekmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna hangi konularda başvuruda bulunabilir? Komisyona üye bir sigorta kuruluşu ile aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve güvence hesabına karşı ileri sürülen talepleriniz için başvuruda bulunmanız mümkündür. Ancak komisyona başvuruda bulunmadan önce mutlaka talebinize ilişkin olarak ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurmanız gerekmektedir. İlgili kuruluş talebinize olumsuz cevap vermişse veya trafik sigortalarında 15 gün içerisinde, diğer sigortalarda 15 iş günü içerisinde cevap alınıyor. Olumsuz cevap vermişse veya cevap vermemişse sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapabilirsiniz. Sigorta tahkim komisyonuna hangi tarihten sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar bakımından başvuru yapılabilir? Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunabilmesi için uyuşmazlığa konu, rizikonun hakkında başvuru bulunan sigorta kuruluşunun tahkim sistemine üye olduğu tarihten sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle hakkında başvuruda bulunacağınız kuruluşun üyelik tarihini tahkim komisyon sitesinde yer alan üye kuruluşlar sayfasından kontrol etmeniz önem taşımaktadır. Bu nedenle üyelik tarihinden önce meydana gelen rizikolara ilişkin başvuruları komisyon kabul etmeyecektir. Ancak zorunlu sigortalarda kuruluşun komisyona üye olup olmadığına bakılmaksızın 18 Nisan 2013 tarihinden sonra ortaya çıkan uyuşmazlıklar için komisyona başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca başvuru sahibi ve üye sigorta kuruluşunun aralarında yapacakları açık ve yazılı bir sözleşme ile üyelik tarihinden önce meydana gelmiş olan somut bir uyuşmazlık hakkında komisyona başvurabileceğinizi kararlaştırma haklarınız saklıdır. Sigorta tahkim komisyonuna başvurunun maliyeti ne kadardır?
Komisyona başvuruda bulunmak için öncelikle güncel tarifeyi şöyle anlatabiliriz. Uyuşmazlık tutarı 5000 liraya kadar olan başvurular için 200 lira. Uyuşmazlık tutarı 5001 ile 10.000 lira arasındaki başvurular için 400 lira. Uyuşmazlık tutarı 10.001 ile 30.000 lira arasındaki başvurularda 650 lira. Uyuşmazlık tutarı 30.001 ve üzeri başvurularda %1,5 olmak üzere komisyonun Ziraat Bankası hesabına yatırılır. Sigorta sözleşmesi alacağınızı yabancı para cinsinden talep etme hakkınız da vardır. Yabancı para talebinde bulunmak da mümkün. Ancak bu durumda komisyona başvuru ücretini talep ettiğiniz yabancı para cinsinden meblağın başvuru tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuruna göre hesaplanacak Türk lirası karşılığına göre yatırmanız gerekmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru ne zaman ve nasıl yapabilirsiniz? Komisyona başvurmadan önce, daha önce bahsettiğim gibi mutlaka ilgili sigorta kuruluşuna talebinizle ilgili olarak yazılı bir başvuru yapmanız gerekiyor. Buna karşı sigorta kuruluşu kendinize, kendisine yaptığınız başvuru ile ilgili olarak size nihai yanıtını içeren bir yazı göndermiş. Ancak talebiniz karşılanmamışsa, trafik sigortalarında 15, diğer sigortalarda 15 günü geçmesine rağmen nihai yanıtını size ulaştırmamışsa, talebinizle ilgili olarak komisyona başvuruda bulunabilirsiniz. Müracaatlar komisyona internet sitesinden online olarak yapılabilmektedir. Bunun yanında şahsen ve posta ile de müracaat kabul edilebilmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda hangi belgeler gereklidir? İnternet sitesinden veya komisyondan temin edilerek eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu, sigorta kuruluşundan başvurunuza karşılık aldığınız nihai olumsuz cevap yazısı veya cevap alamadıysanız bunu ispat eden belge, başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu ve iddianızın ispatını kolaylaştıracağını düşündüğünüz diğer belgelerle birlikte komisyona müracaat edebilirsiniz. Komisyona avukat meslektaşlarımın müracaatı halinde vekaletnamelerinde özel yetkiyle alternatif uyuşmazlık konusunda yetki ya da sigorta tahkim komisyonuna müracaat etmeye yetkili ibareleri olması yeterlidir. Baro pulu baro kart ödemesiyle online tahsil edilebilmekte veya dosyaya fiziki teslim edilebilmektedir. Başvurularda vekalet suret harcı ise 16 Eylül 2022 tarihinden itibaren Gelir İdaresi'nin olumlu görüşüyle alınmamaktadır. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruda bulunmak mahkemede dava açmaya benzer mi? Komisyona yapılan başvurularda hakemler ilki olarak başvuru sırasında sunacağınız belgeler ve dosyanın içeriğine göre karar verirler. Ancak gerekli görülen hallerde duruşmada düzenleyebilirler, keşifte yapabilirler, tanık da dinleyebilirler. Hakemler Sigortacılık Kanunu'nun madde 30/23 düzenlemesine göre bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde hukuk muhakemeleri kanunu hükümleri sigortacılıktaki tahkim hakkında da kıyasen uygulayabilmektedirler. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru nasıl incelenir? Komisyona gelen başvurular öncelikle komisyon raportörleri tarafından incelenir. Raportörler tarafından incelenen başvurular bağımsız sigorta hakemlerine iletilir. Hakemler incelemeyi tamamladıktan sonra kararlarını komisyona iletirler. Komisyon söz konusu hakem kararını 3 iş günü içerisinde taraflara tebliğe gönderir. Sonrasında ise gereği yapılmak üzere yetkili mahkemeye gönderir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuru ne kadar zamanda sonuçlandırılır? Başvuru komisyona ulaştıktan sonra söz konusu talep komisyon raportörleri tarafından en geç 15 gün içerisinde ön incelemesi tamamlanarak sigorta hakemlerine havale edilip edilmeyeceğinin kararı verilir. Eğer başvuru sigorta hakemleri tarafından sonuçlandırılmasına karar verilirse dosya miktarı 50.000'in altında ise
Yine dosya komisyon tarafından hakem listesinden seçilen bağımsız hakeme iletilir. Eğer dosya meblağı 50 binin üstünde ise hakem heyetine gönderilir. Hakemlerin incelemeyi en geç 4 ay içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Sigorta tahkim komisyonuna başvuruların ne aşamada olduğunu nasıl öğrenirsiniz? Komisyon internet sitesi üzerinden dosyanın hangi aşamada olduğunu her zaman öğrenebilirsiniz. Sigorta tahkim komisyonuna başvurumun sonucunda neler olur? Komisyona yapılan başvurularda tutar 15 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklara ilişkin verilen kararlar kesindir. 15 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına karşı kararın bildiriminden itibaren 10 gün içerisinde komisyon nezdinde bir defaya mahsus olarak itiraz edebilirsiniz. 238.731 liranın üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen kararlar taraflarca temyiz edilebilir. Hakem kararlarına karşı itiraz ne şekilde yapılmalıdır? 15 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar hakkındaki sigorta hakemi kararlarına yapılacak itirazlar kararın ilgiliye bildiriminden itibaren 10 gün içinde yapılmalıdır. İtiraz komisyon tarafından belirlenen itiraz başvuru formuyla ve başvuru ücretiyle aynı tutarda olan itiraz başvuru ücreti yatırılarak online sistem üzerinden de veya fiziki olarak da yapılabilir. Hakem kararlarına karşı itiraz nasıl ve ne kadar sürede sonuçlandırılır? Hakem kararlarına karşı itirazlar, itirazları incelemek üzere oluşturulan itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç 2 ay içerisinde karara bağlanır. İtiraz hakem heyeti tarafından verilen kararlar 3 iş günü içerisinde komisyonca taraflara bildirilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.